Ben Erdem Şamaç. Ben Yenge. Fotoğraf çekmek olaya hoş geldiniz. Sevgili dostlar, sizlerden gelen lenslerle ilgili özellikle çok yoğun sorular geliyor. İşte abi hangisini kullanayım, hangisini bilmem ne yapayım diye. Ben de dedim ki bugüne kadar kullandığım bütün, biliyorsunuz işte ben aşağı yukarı kullanmadığım ya da deneyimlemediğim lens kalmadı. Aynen. Fuji'de. Aynen. Ben de dedim ki bütün çıplaklığıyla Fuji'nin lenslerinin hepsini inceleyeyim. Aynen öyle. Şimdi sevgili dostlar, dört ayrı kategoriye sokacağız Fuji lensleri. Birinci kategori zoom lens, ikinci kategori prime lens, üçüncü, aslında beş, pardon. Beş ya. Tabii çünkü XJ lens var, XF lens var, bir de kırmızı rozet lensleri var. Rozet lens. Ha, şimdi sevgili dostlar, ben bunu böyle yapmaya karar verdim. Önce XJ lensleri gerek zoom gerek prime lens olarak ele alalım. Şimdi XJ'ler kalite malzemesi olarak en aşağılarda sürünen lenslerdi. XJ 35 f2, XJ 15'e 45, XJ 50'ye 230. Şimdi malzeme kalitesi olarak yerlerde sürünürken, yani bu lenslerden mesela şeyi beklemeyin. İşte yağmura, toza, bilmem neye dayanıklılık beklemeyin. Ama optik kalitede enteresan bir biçimde Fuji ödün vermemiş. Mesela XJ 35 ile XF 35 f2 optik cam ve kalite olarak birebir aynı. Bilmiyordum. Tabii. Ve fiyat farkı var. Ha, ne var biliyor musun? Daha uzun kullanım istiyorsan tabii ki XF'i tercih edeceksin. Hı. XJ'yi değil. Ama belli bir bütçede çalışıyorsan ya da alacaksan. Tabii. Ne bileyim, ben çok pahalı bir kamera almadıysan ve başlamak istiyorsan Fuji filme. Tabii. XJ'yi düşünme ama. Yani XJ'yi de şimdi demiyorum ki ben size işte 6 ay sonra yerlerde sürünür. Öyle bir şey yok. Yani XJ'yi de bir şekilde eğer ki bu şartlardan korunursanız XJ'yi de çok uzun süreler kullanırsınız. Şimdi birinci XJ 35 f2'ye gelin. Ben bu lensi çok kişiye tavsiye ettim. Ve çok kişi de inanıyorum bu lensler müthiş memnun kaldı. Çünkü optik kalitesi bir kere XF 35 f2 hiç aratmadı. Birebir aynısıydı. Ama tabii ki daha bir kompakt, daha bir sağlam gövdeli bir lens istiyorsan tabii XF'i tercih edeceksin. Hı hı. 15-45. Ya ben hayran kaldığım lenslerden bir tanesiydi. Hatırlıyorsun seçim yani. Tabii evet. Neler yaptık o biz lensle. Çok güzel şeyler yaptık. Çok içerik çektik o lensle. XJ 15-45'te. Dolayısıyla yani ben XJ serisini tavsiye edemem diyemem. Diyemezsin. Diyemem. Yani çok güzel bir seridir. Üçüncü lensi de XJ 50'ye 230. Valla sevgili dostlar, evet tabii ki bir XF serisi kalitesinde değil. Ama verdiğiniz paranın karşılığını veriyor mu? Bence pozisyeyi veriyor. Şimdi XJ'leri hallettik. Gelelim XF zoomlara. XF zoomlar nelerdir? 18-55'tir. 16-80'dir. 55'e 200'dür. 70'e 300'dür. Ve orada biter. Şimdi 18-55 lensler içerisinde belki de keskinliği en düşük lenslerden bir tanesi olmakla beraber videoya en uygun lenslerden bir tanesidir 18-55 XF serisi. Bir kere F2.8 bir lenstir. Yani dolayısıyla bir stop ışık kazancına sahip olan bir lenstir. Bir kere malzeme kalitesi, yapım kalitesi son derece üst düzey bir lens. İşçiliği, bilmem neyi falan üst düzey bir lens sevgili olsa. XF 18-55 benim yıllar önce XT2 ile beraber aldığım ilk lenstir biliyor musunuz? Ve ben o dönemde dahi şaşırmıştım lensin başarısına ve keskinliğine. Ki o dönemlerde benim videoyla falan çok fazla da işim yoktu. Ben fotoğraf ağırlıklı. Evet, evet. Ama buna rağmen ilk çektiğim fotoğraflar ben XF 18-55'te
hayran kaldığım fotoğraflardı. Bugün yetmez mi size? İnanın çok şey yeter. Ama dahisi var mı? Var. Videoda dahisi var mı? Belki. Belki. Onu konuşacağız. Onu konuşacağız. Yani ilk video başarısında ve performansında işte 18-55'e geçen aslında bir tek lens var. Zoom serisinde. O da Red Badge dediğimiz kırmızı lazer serisinde. Ona geleceğiz daha sonra. Sonra gelin daha sonra çıkarttıkları 18'e 80 ki ben uzun yıllar kullandığım müthiş memnun kaldığım fotoğrafta keskin evet bir f4 lens bu ama fotoğraf keskinliği harikulade yani ha ne var biliyor musunuz bu lensler bahsettiğim lensler hiçbir tanesi videoda parfokal lensler değildir yani parfokal lens nedir parfokal lens kesinlikle odak kaybetmeyen, pozlama kaybetmeyen lenslerdir. Bunlar kaybediyor sevgili dostlar. Yani bir kere onu bilelim. Bunu daha az kaybeden 18-55. Dolayısıyla 18-55 burada video için tavsiye ediyorum. 16'ya 80 değil. Eğer ki zoom in, zoom out yapacaksanız ama eğer ki zoom in, zoom out yapmayacaksanız da XF 16-80'i çatır çatır kullandım ki ben kullandım. Biliyorsunuz değil mi? Mütemadiyen birçok içeriğimde 16-80'i kullandım. Doğru mu? Evet doğru. Şimdi XF 55'e 200 benim aşık olduğum lenslerden bir tanesi oldu. Biliyorsun o uzun lens. Zoom. Senin çok güzel fotoğraflarını Evet, çektiğim bir takım. evet, Yani enteresan bir biçimde hep söylediğim bir şey vardı. XF 55'in, 55-200'ün büyülü bir görüntüsü var. Yani mükemmel mi? Değil. Zaten bir lensten mükemmel olmasını beklemeyiz. Mükemmel lens var mıdır? Yok. Öyle bir arayışa girmedim zaten. farklılıkları var. Tabii. Ama 55'e 200 müthiş bir lens. Hatta ve hatta itiraf edeyim bazen sattığıma da pişman oldum. Hangi lens için satmıştım? 70'e 300 için. Çünkü zannetmiştim ki 70'e 300 çok çok daha iyi bir lens. Aslında değil. Şimdi bu zoom lenslere gelince işin otofokus kısmında ben XJ50'ye 230'da şimdi sevgili dostlar 230'a doğru gelince otofokuste biraz sıkıntı yaratmayacağını söylemeyeceğim. O da hangi konumlarda eğer ki nesneye çok yakınlaşıyor iseniz ve ona göre bir otofokus yapmak istiyorsanız orada biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Onu dolayısıyla biraz geri çekiyorsunuz. Yani fokus noktanızı, odak noktanızı ayarlıyorsunuz. Sonra tekrar 230'a getiriyorsunuz. Bu ne yazık ki 55'e 200'de geçerli olmamakla beraber 70'e 300'de benim en büyük şikayetlerimden bir tanesi oldu. Çünkü 70'e 200'ün büyütme oranı yani makro oranı oldukça başarılı bir makro oranı. 0,30'larda olması lazım ya da 33'lerde olması lazım. Tam hesaplamadım ama bakın önümde bilgisayar falan ya da başvurduğum herhangi bir kaynak yok. Hep bunlar hepsi kişisel tecrübelerinden sizlere aktardığım bilgiler. Bilgi. Evet. Evet. Üstüne üstlük yani ben 70'i 300'ü yerine göre makro lens olarak da kullandım. Ama ne yazık ki 300'de otomatik odaklama yerlerde sönüyor. Mecbursunuz geri getiriyorsunuz. Manuel mi yapıyorsun Yok ayarlamayı? manuel tamam manuel de yapabilirsin ama şimdi otofokus kullanmak istiyorsan ya onu geri getireceğim. İşte 100 mm civarlarına getireceğim. Nesneye odaklayacaksın. Kilitleyeceksin ondan sonra açacaksın 300'e ki o nesneyi yakalayabilirsin. Onun için Küçük bilgi nesne. gerekiyor. Ya tamam. Fotoğrafçı biraz yapsın yani. Ya tamam walk around var bilmem ne var ama şimdi keskinlik konusunda acaba 55'e 200'den biraz daha keskin mi? Gıdım. Gıdım daha keskin ama bakın yanıldığınız bir konu var sevgili dostlar. Çok keskinden saramak acaba çok mu doğru? O da tartışılır. Çünkü şimdi ben başka bir markaya da geçtim biliyorsunuz. Sony'ye geçtim. Sony lensleri o kadar keskin ki ben fotoğrafta keskinliği azaltmak zorunda kalıyorum. Çünkü doğal değil. Çünkü dijital kalıp kaçıyor. Bizim gözümüz o kadar net değil. Eski film makineleri, kameraları o kadar net olmazdı. Ve bizim gözümüz o kadar net bir kareye, bu kadar keskin bir kareye, bu kadar detay algılamaya odaklanmamış yani programlanmamış. Dolayısıyla da başarılı fotoğrafların hiçbir tanesi gözün algısının dışındaki keskinlikteki fotoğraflar değildir.
Neden peki bu kadar keskinlik aranıyor ve bir özellik konuluyor fotoğraf Şimdi makinelerine? Mesela bazı keskinlik. fotoğrafçılık tarzlarında, mesela ürün fotoğrafçılığında diyelim ki bir yüzük odaklayacaksın. Orada keskinlik aranmıyor ama genel bir manzara fotoğrafçılığında, sokak Manzara fotoğrafçılığında da çok olmuyor. Rahatsız ediyor. tabii ondan sonra ne bileyim portrede, Portrede. portrede aşırı keskin ister misin? Tabii istemezsin. Yani dolayısıyla keskinlik de, hani İngilizce'de araştırın bu kelimeyi, overrated'dir. Yani Evet. abartılıdır. Abartılı. Underrated de küçümsenendir. Overrated'dir keskinlik kavramı. Dolayısıyla bunlara lütfen aldanmayın. Bunların hepsi pazarlama şeyidir. Yani taktikleridir. Vay, bu lens çok keskin. İyi de neye göre? İşte ne çekeceğine göre. Aynen öyle. Hani ürün çekeceksen tamam, keskinliği ararsın. Çünkü ürünün bütün detaylarını göstermek istersin. Göstermek Benim durumundasın. için netlik ve detay keskinlikten daha önemlidir. Evet, doğru. Detay da lensle alakalı değildir. Ha, değil mi? Ha, o Hayır. zaman problem yok. Sensörle ilgilidir. Şimdi. Şimdi bir üründe hem detay ararsın hem keskinlik de ararsın yani, ama eğer detay lensle Şimdi ilgili ben bir senin şeyse. suratını çektim seçim. Portre olarak. Şimdi belli bir yaşta bir kadınsın yani. Evet, tabii. Ya da benim suratımı çektin. Ben abi gözümün altındaki bütün o Yani morlukları, detayları falan göstermek istemem ki. evet, istemez. Bayanlar Yani. daha çok istemez dostlar. Evet, Anladın mı? Dolayısıyla keskinlik biraz overrated bir kavramdır lenslerde. İhtiyacınız olduğu kadar keskinliğe ihtiyacınız vardır lenste. Dolayısıyla bunlara aldanmayın. Ha, diyebilirsiniz ki ya iyi de abi tamam ben de olsun da ben kullanmayayım. Onda haklılar. tercih Bak, meselesi. onda haklılar. Dolayısıyla keskinlik bakımından XF55-200 ile, hatta üçünü birden koyacağım üst üste. En az keskinden en çok keskine doğru. Bunun en az keskini XC50-230'dur. Ama yani piksel incelemede ortaya çıkacak farklardır bunlar. Hemen arkasından 55'e 200, ki benim en çok sevdiğim lenstir. Ve 70'e 300 sevgili dostlar. XF serisinin esas başarısı prime lenslerde. Dünya kadar prime lensi var. Fujikron dediğimiz F2 lensler, ki buna 16 mm F2.8 de katabiliriz. Hatta bir tane daha var, onu da hatırlayacağım şimdi. Bir de F1.4 serisi vardır, prime lens vardır. İki kalite vardır daha doğrusu. Fujikron lensler daha küçük, daha kompakt F2 lenslerdir. Ve inanılmaz başarılı lenslerdir. Zaten Fuji'nin bugün piyasada bu kadar sevilmesine belki de sebep olan lenslerden bir tanesidir. Fuji son zamanlarda, ben de bu konuda şikayetçiyim, geçmemdeki sebeplerden bir tanesi, Fuji kendi ana yolundan biraz sapmaya başladı. Neydi o Fuji'nin ana yolu? Küçük olması, kompakt olması ve kaliteli olmasıydı. Ama şimdi hangi şeye göre karar verdiler de bunu başka bir yola soktular, onu da bilmiyorum. Onu da ben tartışacak değilim. Ben Elbette o Fuji'nin politikası. yöneticisi ya da tanıtıcısı ya da Fuji'den para alan bir insan değilim. Ben sadece bu işi biliyorsunuz aşk ile yapmış ve dünya paralar harcamış. Ve bu arada bu size anlattığım lenslerin de çoğunu Seçil çok iyi bilir. Ne yapmışımdır? Satın almışımdır. Evet. Almadıklarını söyleyeceğim sevgili dostlar. Şimdi nerede kalmıştık? XF prime lenslerde. Şimdi prime lenslere gelince, ilk prime lenslerden bir tanesi en geniş açı olan XF 14 F2.8. Ben bunu da Fujikron serisine sokuyorum. Neden Fujikron serisine sokuyorum? Çünkü o kompakt yapıya sahiptir. Ve müthiş keskin bir lenstir ya. Müthiş keskin bir lenstir. XF 14 F2.8 benim için Fuji film serisinde underrated, yani küçümsenen, önemsenmeyen lensler içerisindedir ama müthiş başarılı bir lenstir. Hem fotoğraf keskinliğinde, hem açı distorsiyon başarısında, hem de fotoğrafta. Yani müthiş bir lenstir sevgili dostlar. XF 14 F2.8 alın, yanılmazsınız. İster diyalog yapın, ister geniş ama distorsiyonsuz iç mimari çekin, dış mimari çekin. Çok şey yaparsınız XF 14'te. Çok meşhur 16 mm vardır. 16 mm biliyorsunuz full frame karşılığı 24 mm'dir. 16 mm de Fuji'nin iki tane lensi vardır.
Bir tanesi o bizim çok sevdiğimiz ve çok efsane bir lenstir. 16 mm f1.4. Popüler. Müthiş popülerdi. Bir kere yakınlaştırma ve makro becerisinden dolayı insanlar çok sevmiştir. Ama eski lenslerden bir tanesi şu anda da üretimden kalktı diye biliyorum ben. Çünkü yenisini çıkarttılar. Ama 16 çıkartmadılar da 18 çıkarttılar. Ama yakın zamanda yeni bir Fujikron lens daha çıkarttı. Fuji 16 mm. O da f2.8. Şimdi sevgili dostlar bunu yaparken tabii ki bir 16 mm o efsane f1.4'ün keskinliğini yakalamadı. Yok yakaladı ya. Yani şimdi kağıt üzerinde yakaladığı gibi gözüküyor. Ama ben yaptığım denemelerde ben hala 16 mm f1.4'ün daha keskin olduğunu gördüm. Bununla kalmadı. 16 mm f1.4'ün en büyük sıkıntılarından bir tanesi otofokus yavaştı ve videoya gelmiyordu. Bu konuda da içeriklerimi hatırlayacaksınız. Ama 16 mm f2.8 kesinlikle video için tasarlanmış bir lens. Oradan geçiyoruz 35 mm'ye. Yok geçemiyoruz çünkü yepyeni bir şey çıkarttı. 33 mm diye bir şey çıkarttı. Hatta 18 mm diye bir şey çıkarttı. Bu da Fuji'nin yeni XF serisi. 1.4, f1.4 lensler. Bu yeni lensler daha süratli bir otofokus motoruna sahip oldular. Ve özellikle de videoda kullanabileceğiniz lensler haline getirdiler. Bu üçlü seri Fujifilm'in çıkartmış olduğu yeni 40 megapiksellik seriye, daha doğrusu sensöre uygun lensler haline getirdiler. Ondan da bahsedeceğim. Dolayısıyla 18 mm f1.4'ü satın almadım ama sağ olsun Ferhat kullanayım ve inceleyeyim diye verdi. Çok ilginç bir lens, çok güzel bir lens. 18 mm benim fotoğrafta çok tercih ettiğim bir açı değildir. Dolayısıyla ben ya 16'yı tercih ederim ya da 24'ü tercih ederim ama 18 bana garip geldi. Ha videoda başka bir mevzu. Videoda başka bir mevzu. Onu konuşacağız. 33 mm'yi, pardon, 24 mm'ye sahibi f1.4 yeni seri. Arkadaşlar böyle bir lens yok ya. Ya samimiyetle söyleyeyim böyle bir lens yok. Keskinliği, otofokus hızı, video performansı, renk algılaması, mikro kontrastı. Bugüne kadar benim kullandığım Fuji serisindeki bana göre en iyi lens. Yanlış anlamayın ben bazı Fuji materyallerimi satmak zorundayım. Çünkü başka markaya da geçtim ve biliyorsunuz ben bu konuda herhangi bir sponsor ve sahip olmadığım için neyi yapıyorsam kendi cebimden yapıyorum. Dolayısıyla da Kenarda tutamıyoruz. yani artı eksi bir şeyler yapmak zorundayız. Ama XH2S'i, XF23 F1.4'ü ve XF18'e 122 ondan daha sonra bahsedeceğim. Ben herhalde vazgeçebileceğim bir takım değil. Onu geri kalan her şeyden vazgeçerim. Dolayısıyla 23 mm f1.4 Allah'ım ya Rabbim müthiş bir. 33'ü denemedim. Ama Ferhat'la konuştuğum zaman İstanbul'a gideceğiz yarın kısmet olursa ve en kısa zamanda hem GFX 100 yeni çıkan 2 Mark 2'yi sağ olsun deneyeceğim. Hem de 33 mm'yi deneyeceğim. Hem de onlar 56'ya 1.2'yi deneyeceğim. Yeni çıkan. Bunların hepsini isteyeceğim ki ben size bu konuda bilgi vereyim diye. Ondan çok memnun olduklarını biliyorum. Ya 50'ye 1.0 zaten ben bu konuda bir işarelik yaptım. Ya bu kadar da bokeye gerek yok be arkadaşlar ya. Yani bilmiyorum ben o lensi kullanmaktan hoşlanmadım. İşin Türkçesi. Neden hoşlanmadım? Çünkü portre benim için sadece insanın suratını ortaya çıkartmak falan değil. Onunla belli bir mesafeden çekmeniz gerekiyor ki yani gözleri odaklarken kulaklar flu çıkmasın diye f1.0 zaten kullanamıyorsunuz. Ben onu o zaman da anlattım. Dolayısıyla bundan dolayıdır ki portre fotoğrafçıların ilk tercihi 56'ya f1.2 olmuştur. 56'ya f1.2 eski versiyonu otofokusu müthiş yavaş bir otofokustu. Ve videoya katiyen gelmiyordu. Bu 50 f1.0 için de geçerli. Yeni versiyonunu denemedim. Bilmiyorum. Farklarını inşallah kullanırsam anlatacağım ben size. Ama bir muhteşem bir lensten bahsetmem gerekiyor. O da 50 f2 sevgili dostlar. Yani bence bu da çok underrated lenslerden bir tanesi. Hatırlıyorsun değil mi Seçil? Senin portrelerini 50 f2 ile çektim. Fujikron serisindeki lenslerden bir tanesi. Allah'ım ya Rabbim. Hakikaten müthiş bir lens ya. Yani şimdi 50'ye f2'yi küçümsemek
yanlış olur. Ya da 50 bir F1'e o parayı harcayıp harcamayacağınıza siz karar verin ama benim için 50 F2 yetiyor. Ha, portre konusuna gelince de benim ana lenslerimden bir tanesi Fujifilm'de FX 90 mm F2 oldu. Şimdi bunu da Fuji Chron serisine sokamıyorum çünkü o lensin kalitesi Fuji Chron'ların çok çok üstünde. Bugüne kadar belki de prime lenslerdeki en keskin lenslerden bir tanesi açık ara. Şimdi 33 denemedim. Ama 23'ten ben biliyorum. Yani F2 biri, diğeri de F1.4 ama 90 mm olağanüstü bir lens. Olağanüstü bir lens. Eğer portre çekiyorsanız ve mesafeniz var ise full frame karşılığı da bu aşağı yukarı 120'lere 130'lara geliyor ki iki ekol vardır. Yani 85 mm ve 130 mm ekolleri vardır portrede. Bu bizim 90 mm F2 ikinci ekole denk geliyor ki bokeh, keskinlik, detay yani olağanüstüdür. Makro. Fuji'nin biliyorsunuz iki tane makro lensi var. Bir tanesi yarım makrodur, bir tanesi full makrodur. Bir tanesi FX 60 mm'dir. F2 8 yanlış bilmiyorsam. Diğeri de 80 mm F2 8. Şimdi 60 mm'ye ben sahip olmadım ama bir dönem yani 80 mm'ye satın aldım. Çok keskin, çok güzel bir lens ama eğer sadece makro için kullanacaksanız alın. Başarılı mı? Çok başarılı bir lens. Canlıda otofokusunu ben çok başarılı bulmadım. Ama eğer ki stüdyo makrosu yapacaksanız, yakın çekim işte bilmem ringleri falan kullanacaksanız alın arkadaşlar ya. Birebir makro bir kere. Birebir makro. FX 60 mm F2 8 0.50 makro. 0.50. Yani bu bir tanesi aslında close-up lens, diğeri de full makro lens. Şimdi prime lenslerde 90 mm'den sonra bir tek lens kalıyor benim hatırladığım kadarıyla. O da hiç ben kullanmadım. Daha doğrusu istemedim de. Çünkü o kadar pahalı bir lens ki ben cesaret edip de sorumluluğu üzerime alamadım. O da FX 200 mm'lik bir lens. O da bambaşka bir konu. Prime lenslerde bir lensi Yaptım. unuttum. Prime Prime lenslerde bir lensi unuttum. Çok özür dilerim. O da çok yeni. Onu da satın aldım denedim. O da X F8 mm. 3.5. F3.5. Yani hakikaten güzel bir lens. Yani iyi çalışılmış. O da Fuji Chron serisine girecek lenslerden bir tanesi. Ama hakikaten çok özel kullanım gerektiriyor. Çok müthiş kareler yakalarsın. Bir kere müthiş bir derinlik hissi yaşatır size XF 8 mm F3.5. Keskinliği gayet güzel. Eğer ki dümdüz bir çekim yapmayı becerebiliyorsanız da kenar distorsiyonları ve üst distorsiyonlar çok güzel ayarlanmış. Ha ama minimal oynatmalarda dahi bir anda bombeler ortaya çıkmaya başlar ki bunu eğer ki isterseniz de yaratıcı düzeyde kullanabilirsiniz onu. Yani bir anda dünyayı bambaşka bir göze getirebilirsiniz. Şimdi prime lensleri bitirdik. Zoom lensleri bitirdik. XF'i bitirdik. Geriye kalıyor red badge. Yani kırmızı rozet. Kırmızı rozet sevgili dostlar. Fuji'nin en üst kalite, en üst düzey, en üst malzeme ve en üst optik kalitesi olan lensler. Şeyle başlıyor. 8 mm zoom lens kullanan hepsi aşağı yukarı. Tabii zoom lens. Hepsi zoom lens. XF 8'e 16 mm ile başlıyor. Ve bunların büyük çoğunluğu da F2 8 lensler. Şimdi F2 8 ile F4 arasında yani aldanmayın ya. Bir stop fark var. Bugünkü kameraların da zaten stabilitesinin çok üst düzeylere çıkmasıyla beraber o bir stopu bir şekilde kapatırsınız. Ama tabii ki bazı çok kaliteli çekimler yapmak istiyorsanız profesyonel bir mesela iç mimari ya da dış mimari dünyasındaysanız o zaman tabii ki 8'e 16'yı alacaksınız. Bu kadar keskin, bu kadar müthiş bir lens, bu kadar geniş açı ve bu kadar nasıl diyeyim kullanım alanı genişliği sağlayan bir geniş açı lens valla full frame'lerde de çok az. Şimdi şeyden bahsederler. O 16'ya 35'ten değil mi bu frame'lerde? İyi de 16'ya 35 aslında 10-24. Ay Allah 10-24'ü unutmuşuz. Söyledim galiba. 10-24'ü söylemedim.
XF'te 10-24 var. F4 sevgili dostlar. Şimdi aslında güzel oldu. Denk geldi. Böyle kıyaslama yapalım. Ben XF8-16'yı satın almadım ama 10-24'ü satın aldım. Neden satın aldım? Çünkü ben F4 benim için çok önemli değildi. Daha ucuzdu. Daha kompaktı. Daha taşınabilirdi. Ve bana yeterli alanı veriyordu. Şimdi sevgili dostlar 8 ile 10 arasında belki diyeceksiniz ki geniş açıda çok büyük fark var. Ama o çok büyük farka ne kadar ihtiyacınız var? Çünkü zaten çok geniş 10 milimetre. Yani hatırlarsın 10 milimetre. Geniş, evet. Çok geniş. Bir de daha taşınabilir olması, çantada da daha taşınabilir olması, hafif olması beni 10-24'e yöneltmişti. Ama 8'e 16 profesyonel iş yapıyorsanız tercih etmeniz gereken lenstir. O konuyla ilgili de zaten bu lenslerin hepsiyle ilgili teker teker içeriklerim var. Lütfen hepsini tek tek inceleyin sevgili dostlar. Red Dash'ten devam edelim. Daha doğrusu kırmızı rozetten devam edelim. Ondan sonra gelen lens bugün belki de Fuji'nin en popüler lenslerinden bir tanesidir profesyonel dünyada. O da 16-55 f/8. Özellikle video çekenler 16-55'i çok tercih ederler. Çünkü videoda otofokus hızı nispeten daha parfokal yapısı insanlar daha çok memnun eder. Ama şimdi dostlar kimsenin söylemediği, kimsenin bahsetmediği bir şeyden bahsedeceğim. 16-55'te ki 16-55'e ben sahip oldum. Sevgili dostlar 16-55'in bir kere gerek 8-16 gerek 16-55'in bir kere optik titreşim engelleyicisi yok. Belli bir biçimde yapısı ne kadar güzel ve ne kadar mükemmel olursa olsun 16-55'in kimsenin bahsetmediği sıkıntısından bahsedeceğim. O da mikro jitter dediğimiz ya da mikro titreşimler dediğimiz titreşimleri çok üst düzey alan lenslerden bir tanesi. Çok sabit ortam istiyor. Ya da çok yüksek enstantane istiyor. Bunları sağlayamazsanız 16-55 sizin için hayal kırıklığı olur özellikle fotoğrafta. Benim satma sebeplerimden bir tanesi oydu. O zamanlar ben video çok ilgilendirmiyordu beni. Bu kadar para verdim. Ben arada sırada bu kadar yani net olmayan fotoğraf yakalayacaksam bu lens benim ne işime yarıyor Evet, dedim ve onlar sattım. amaca uymuyordu. Tabii. Çok kısa deneme şansına sahip oldum. 50'ye 140. Yani çok ilginç bir lens. Bu full frame karşılığı aşağı yukarı 70'e 200'e denk geliyor. Çok başarılı bir lens. Crop sensör kullanıyorsanız zaten o zaman siz biraz daha iyisini istersiniz. O yüzden 55'e 200 bana daha cazip gelmişti. 55'e 200 de full frame'de karşılığı aşağı yukarı 75'e ya da 80'e 300'e falan denk geliyor. Şimdi siz eğer ki yani ben 70'e 200'lük bir karşılığını arıyorsanız ve çok kaliteli bir karşılığını arıyorsanız full frame'den gelmiş iseniz o zaman kesinlikle sevgili dostlar kırmızı rozet XF 50'ye 140'ı F2.8'i alacaksınız. Sevgili dostlar, son iki lens, zoom lens bunlar. Bir tanesi eski, bir tanesi çok yeni çıkarttığı Fuji'nin lensleri. Bir tanesi 100-400. Keskinliği çok üst düzey olmayan bir lens. Ondan sonra otofokusu zor bir lens, yavaş bir lens. Başarısız bir lens mi? Yok. Yani 400 bugün 400 milimetre dediğiniz zaman full frame karşılığı 600 milimetre. Birçok şeyinize faydalı mı? Elbette faydalı. Ben tercih eder miyim? Hayır. Zaten o yüzden hayır dedim ve almadım. Ama çok yeni çıkan 150'ye 600 bu konuda onun bir upgrade'i gibi yani bir yenilenmiş ve daha iyi versiyonu gibi. Şimdi sevgili dostlar 150-600 kırmızı rozeti sonuna kadar hak eden lenslerden bir tanesi yeni çıkmış olmasıyla beraber. Tabii ki teknoloji gelişiyor. Tabii ki daha da güzelleşiyor her yeni kameralarla, yeni sensörlerle müthiş uyumlu. Ve 600 dediğiniz zaman bugün aşağı yukarı 900 milimetre. Yok, pardon. 600 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5 450 daha ilave et 600'e 1050. 1050 milimetre yani Fuji yanlış anlamayın. Full frame'de 1050 milimetresi bir lens satın almak için Allah'ım ya Rabbim evinizi falan satarsınız. Ciddi misin? Vallahi ciddiyim. O kadar mı? 20-30 bin dolarlardan bahsetmem lazım. Wow.
Dolayısıyla burada 150-600'ü ki denedim. Olağanüstü biraz. Ya neyi hak ediyor? Kırmızı rozeti sonuna kadar hak ediyor. Umuyorum ki Fujifilm bu içeriği dinler. 100-400'ün Mark 2'sini çıkartır. Şimdi gelelim bu lenslerin hangileri yeni 40 megapiksel sensöre uyumlu? Şimdi neden eski XF 35 F1.4'ten bahsetmedim? Çünkü üretimden kaldırdılar onu. 16 mm F1.4 diye başlar üretimden kalkıyor. Ve 40 megapiksele mesela bazıları uymuyor. 16-80 uymuyor. 10-24 uymuyor. Dolayısıyla lütfen Fuji'nin sitesine girin. Lens satın almadan önce ne olursunuz tembellik yapmayın. Sadece benim gibi belki zaman zaman ne konuştuğunu bilmeyen insanlara güvenmeyin. Kendiniz inceleyin. Kendiniz inceleyin abi. Yani ben mesela bana soruyor abi işte X-H2 aldım 16-80 alacağım. Abi niye araştırmıyorsunuz? Ya niye araştırmıyorsunuz sevgili dostlar ya? Siteye gireceksiniz. 40 megapiksele uyumlu lensleri arayacaksınız ya. Artık böyle sorular gelmesin bana lütfen birazcık tembelliği bırakın. Kendiniz girin bir araştırın hangi lensler uyumlu hangi lensler değil. Geliştirin yani Lütfen kendiniz. kendinizi geliştirin. Tamam ben burada şu anda bana kızıyor olabilirsiniz sanki size hani böyle kızıyor mu? Abi kızıyorum. Kızıyorum. Hani internetten Google'dan bulabileceğiniz soruları bana sormayın artık. Çünkü bulursunuz. An gelecek belki bunlara ben cevap veremeyeceğim. O zaman bana kırılacaksınız. Kırılmayın. Bunlar sizin çok rahatlıkla bulabileceğiniz bilgiler çünkü. Anlarca teknik detaylarla ilgili ben hepinize cevap veriyorum zaten. Ama lütfen. Ya birazcık da Google'u kullanın ya. Sayfasına girin. Ben X-H2 alacağım. Bana 16.80'i tavsiye ettiler. 16.80 X-H2'nin 40 megapikselini, X-T5'in 40 megapikselini uyumlu mu değil mi? Araştırın. Ne olursunuz. Aldatılmayın. Yanlış anlamayın ben Fuji'deki herkesi çok seviyorum ama bu adamlar satmak zorunda. Bu adamlar satacaklar. 16.80'i de satmak zorundalar. Geriye kaldı bir lens. Onu niye geri en sona bıraktım? Çünkü bu lensin hiçbir tanesinin içine girmiyor bu lens aslında. Vay, wow, nasıl Tabii. bir şeymiş o? Bizim kullandığımız lens için. X-H2 ile beraber. F5 Tabii. O da XF 18-120 F4 Powerzoom lens. Niye bunların hiçbir tanesine girmiyor? Çünkü evet tabii ki fotoğraf çekersiniz ama bu lensin amacı ya da üretim sebebi fotoğraf değil. X-H2S'in stack sensörüne, hızına uyumlanmış, parfokal olmayan ama parfokal bütün özellikleri gösteren lens. Dolayısıyla videoda eğer ki X-H2S'inizi video çekmek için alıyorsanız başka lens aramayın. 16-55'leri falan bırak. Sizin alacağınız lens 18'e 120 powerzoom lensdir. Neden biliyor musunuz? Çünkü onun keskinliği dahi videoya göre ayarlanmış. Bugün Sony alıyorsunuz. S3'te fotoğraf çek, pardon video çekeceksiniz. Gidiyorsunuz, mecbursunuz detayı -7'lere kadar getirmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü o kadar keskin ki videoda o keskinliği kabul etmiyor video. Ama bunda öyle bir sıkıntı yok. Video ya XF'in bu yani 18'e 120 power zoom lensi detay yakalamaya ama keskinliği azaltmaya yönelik Fuji'nin aslında profesyonel video lenslerini üreten takımı tarafından üretilmiş bir lenstir. Ve insanlar küçümsüyor bu lensi. Yanlış yapıyorsunuz sayın dostlar. Yani video için Fuji kullanıyorsanız kullanacağınız lens 18, 120, PZ vesaire vesaire. Onu da incelemesini yaptım. Lütfen bunu da inceleyin. Oh be. Oh, çok konuştun. Ya Gerçekten çok konuştun ama umarım hepsini anlattın. vallahi her an yani Hatırladın yani. umarım unuttuğum lens kalmamıştır. Umarım. Ki kaldığını zannetmiyorum. Sevgili dostlar, dolayısıyla bundan sonra lütfen Fuji lens alacaksanız önce bu içeriği seyredin. Bu içerik kafanızdaki birçok soruya cevap olacaktır.
Valla umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Sizlere bir tek şey kalıyor söylemek. Sağlık ile kalın, huzur ile kalın, barış içinde kalın. Hoşça kalın. Ben Ermiş Anaç. Ben de yenge. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.